İş bakayım da iş var mı? İş var ya, bir tane de ızgara takıyorsun, lastik takıyorsun, sticker, roof yapıştırma. B'ye alsan onu. Aldım. Hı. Oh B. yavrum. Oğlum ben bir gördüm diğerini, diğer profilde şok. Dedim lan ben böyle bir şey almadım. Komple sökelim. O zaman bu arabayı bile mi uğraşsak lan? Kendi arabamızla uğraşalım. Keyif vermiyor diğerleri. Yiyen yapalım bir şeyler. Şunları boyayalım ilk önce. Tamam. Söküldü mü? Gri yapalım, gri. Kapağı niye sökemiyorsun? Kapak sökülüyor. Sökülmüyor mu? Sökülüyor kapak. Yok. Dur şimdi, nerede benim dalga? Söktüm. Çıkardım ben bu hatch yazanları. Yok burada şey var. Bumper. Yo, bir tane ama burada çıkar mısın? Üç tarafta var. Onu çıkarıyorum. Başka var mı iç tarafta? Ha, var. O da var. Ben gidiyorum. Çok oldu burada. Bunlar üst üste fırladı. Tamam. Izgara, ya onu çamurluk da çıkaracağız bu arada. Çıkarıyorum, çıkarıyorum. Bu Batmat de var. Hmm. Onu yalnız nasıl yapacağız? Bumper. Ya ben önce onları bir kumlayayım. Ne yapacağız rengini tam olarak karar verelim. Gri olsun mu? Mat gri ya da kırmızı olabilir. Ne bileyim, yap işte bir şey kafana göre. Parçaları çok karıştırmayalım, hani oyun sakat. Ben gideyim normal olarak şimdi kumlama hepsini. Toplarız, bir şey olmaz. Kumlayayım şunları şimdi oraya. Aynı renk yap, olmazsa tüm aracı boyayamıyoruz ya. Veya komple sökelim bunu ya. Tam sökelim işte ama şey, kumlayayım ben hepsini şimdi. Kumladıktan Kumla. sonra boyama kolay yani. Şunları ben ayrı görevdeyim. Sen o kasadakileri. Zaten kumlayınca zaten renk renk oluyor. Ondan sonra karar veririm. Kumlamaya da komple bu şeyle gelmesi lazım. Onu hallederiz işte sonra. Polis kota ya. Marka. Her sektörde faaliyet gösteriyor. Nasıl bir birlikte. Neyin bildiği bu? Holding oğlum. Holding. Holding. Bilmediğim bir sektör yok. Ordu bile var anasını satayım. Özel ordu hizmeti bile veriyoruz yani. Paralı asker. Bed'i de söktün ha. Neyi söktün? Bed. Bet'i söktün mü? Komple. Sen söktün herhalde. Ne bileyim, Ben sökülüyor sökmedim, da. sökmedim. Sökülüyor da ya, denemedim. Bunları halledeyim diye. Çok güzel yapmış ama ya, bu yayılması falan böyle. Siliyor. Çok güzel olmuş efektler. Şey mi sökmeye çalışıyorsun sen? Bir şey sökmüyorum şu an. İndim. Bu şeyleri sökmen gerekiyor diyor. Plastikleri sökmen gerekiyor önce diyor. Lastikler. Evet. Tam kaldırıyorum ben. Kaldırmayalım öyle, tam şey yapalım. Alamazsın şu an. Sök ama onu. Tam sökecek Şey, mi? kaldır. Az bir şey. Aldın mı lastiği? Aldım. Bunu da alayım. Buna bir sandbox modu gelir ya. Kafana göre yapma. Bunu nereye göndereyim? Kumlamaya. Kumlamaya gönder, bir gideyim ben oraya. Kumlamaya gönderdim onu. Evet, bed geldi şimdi. Tamam Emre. Problem yok. Bed'i şu an kumluyorum.
Ya oyunu komple bunlar herhalde değiştirebilir olduğu için tek arabayla sokamıyoruz. Part bazlı yapmışlar. Olsun, fark etmez yani, sokuluyor zaten. O da olabilirmiş. Al bunu şimdi. Buraya mı? Oraya al. Mat red yapıyoruz. Mat mı yapacağım? Mat red, ne yap, metalik mi yapayım? Yo, mat yap, fark etmez. Ben iskeleti şu an boyuyorum. Vay be. Hayır, kendi arabanın olunca sonuna kadar yapmak zorundasın. Şey olsa, part checker olsa, Vallahi onu, parçaların durumunu kontrol edebilme şeydeki gibi. yani o baya şey yapıyor şu an. Performans farkı var halbuki oyunda. Ama nedense onu yapmamışlar. Tamam ya, oldu gibi yani şu an, şurayı da biraz. Ne oldu yani şu an? Şasiyi de sökebilirdik aslında. Ama motoru indirmek lazım onun için. Evet. Şey alabiliriz. Ne? Diferansiyel. Diferansiyel yok muydu? Değiştirebiliriz yani. Var da Kaç para? değiştirebiliriz yani. Ön arka 2000 yapıyor. Ya. Farklılık olur işte yani. Değiştiririz o bakımdan diyorum. Yani bak, 200 dolar hep gidiyor ha boyarken. Ne olacak diye. Sanki böyle gitmiyormuş gibi oluyor ama çok yüksek değil mi Boya mı? ya? Yok ya. Normal yapmışlar bence. Hayır, bir tüp yani, ondan diyorum. Ya şey, almıyorsun. Yani o da doğru aslında. Bu şeyi dolduruyorsun ya, kumlama makinesi mesela. Öyle bir şey değil. Vay be. Diğer tarafı sökeyim mi komple? Sök. Rotoru, motoru, her şeyi sök. Bu PlayVay'in stüdyoları sırf böyle az paradan, az çalışan insandan dolayı multiplayer ekleyemiyor ya da başka bir özellik ekleyemiyor. Hani zaten çok ağır çalışıyorlar şeyde Emre. Öyle demişler. Bu Dead Disk için mürettebat yönetimi falan yok diyor. Her şeyi biz yapacaktık oyunda. İşte bunun için diyor, tekrar diyor, buna modellenmesi için diyor, insan almak gerekiyor diyor. Masraflar vesaire. O yüzden Kickstarter başlatacağız. Yani bu ay başlayabilir Kickstarter. Yani dolar bu kadar yüksek olmasaydı euro desteklerdim de, yani gerek yok, nasıl yapılacak yani. Söktün mü orayı? Dur, şeyi alıyorum. Rotoru aldım. Başka üst kısmı komple sökeyim mi? Bu Sök sök. kunakıl Bakayım. var. Hemen bak, bunları sök. Şu dış şey var ya. Onu sök. Armı da söküyorum. Upper arm ne? Yok, onu sökmene gerek yok. Tamam, o zaman Kalsın. bir kaldır bakayım. Steering arm, frame bar, shaft. Şu sway bar var ya, onu alalım. Şimdi bir dakika, sway bar'ın şeyini zaten sökmüşüm, bu taraftakini. Rim bar. Çık bir altından. Şeyi alacağız, şu süspansiyonu. Doğru, upper arm'ı da alacağız ya. Oğlum, manifoldu niye söktün? Manifoldu sökmedim lan, nerede söktün?
Sökük gözüküyor. Manifold. Hadi ya. Oğlum sen sökmüşsün onu galiba. Hayır, manifold'u sökmedim ben. Vallahi komple sökük duruyor şu an. Takılı diyor, duruyor bak hep. Tamam, burada ne olacak başka? Bu manifold'u kapatalım o zaman. Kilitleyeyim mi? Manifold'u sık ya. Buna gerek yok. Motor sıkılı diye gözüküyor. Bu gitti geldi şey olmasın. Sıksan anlardı. Tamam şu an oldu. Şurada bak sıkılı olmayan var bak şurada. Ne sıktın mı? Bu frame lower arm'ı da sökeyim mi? Hehe. Onu da söküyorum. Shaft. Shaft'ı da sökeceğiz. Tamam bundan söküyorum shaft. Steering kan. Aksi söktüm burada bir tanesini. Ben de söktüm bir tane. Çıktı. Ha, tamam çıktı tamam. Oo. Şimdi topla. Steering armları tak ilk önce. Bunu sıkayım bir bunu. Steering armlar. Yok ya önce şeyi amortisörü söyleyebilirim. Kanka. Tak steering armı kalsın. Göstermiyor ki o zaman. Sıktın mı? Dene bir daha. Sıktıktan sonra işte yapacağım. Önce amortisörü tak şey yapıyorum. Stur var ya stur. Frame bar'ı taktım onu sık. Tamam. Sıktın mı? Dur aşağıda bakın da frame'i sıkıyorum. Amortisör takıyorum şimdi. Ben onu taktım. Ben alt armı takıyorum şu an. Tamam. Evet, tampon. Bu satılmıyor mu şu an? Kaç para ediyor bu? Yanlış olan olur. Bakacağım. Ya zaten dursun hani bak mesela orada zaten vardır Alien Core Roof isteyen. Yani Amerika'da çok satılıyor pick-up'lar o yüzden. Ekmek var yani Emre bu işte. En çok satan arabalar zaten bunlar. Hiç bitme lan gelen şeye bakar mısın? Bu mudur? Bu geldi. Oo, işte. Ooo ışıklı almış bir de vay vay vay. Bunları takacağız. Öncesi ve sonrası yapayım. Önce neydi ne oldu? Ne yapalım sıkalım mı bunları artık? Daha bir şey yapmayız herhalde. Yok ne yapacağız para yok zaten. Yavaş yavaş yaparız. Bunu ben bir test sürüşüne sokarım şimdi diferansiyeli test ederim. O kadar yani. Yeni modelini görürüm. Tamam bu kadar bitti. Var sanki. Takılmadık. Yo takıldı bunlar. Oğlum direksiyon hala kırmızı lan. Feci bug oldu yani orada. Ne aldın sen bir de? Hemen dedim yani bir topaş versiyonu yapsınlar şunu. Best yani. Resimler hazır değil diye mi acaba böyle yaptılar ona koydular. Bilmiyorum ki hep aynı ne olduğu belli değil. Tam açıklamayı okusak da bir şey değişmiyor.
Bu koltuk olmuyor mu şimdi hiç ya? Denemedim ki. Oluyor. Aha takı. Aşağıdan takılıyormuş yani. Koltuk yerine kapak da yapabiliriz aslında oraya. Veya dur şey. Oğlum koltuğa acaba sen oturabiliyor musun diyeceğim de öyle bir şey yoktur herhalde. Yani zaten içeride koltuk var ya, ne gerek var öyle bir şey yapmaya. Yani kapak derken yani şey mi yapalım böyle yarım bagaj kapağı. Öyle yapalım ya da demirler de olabiliyor ya böyle. Ya da full Demir çekili. yaptım gerçi. Demir aldım bir tane. Böbrekle gelsin de bir. Arka gelecek Geldi. şimdi. Oo. Çeki demiri falan da herhalde bağlanıyor buna ama. Sanki Bilmiyorum arkada ki. yer mi var bilmiyorum. Ne de başka bir şey için burada. Belki gelir olur. Ne geliyor şu an? Arka şey mi? Arka demir. O zaman koltuğu çıkartıyorum dursun. İster Belki gelirse. olur koltukla dur mu? Demir varsa sadece olur. Bak şimdi olur. Dur bakayım. Oluyor. Takılamıyor diyor da emin onu bir çıkarsın önce bir şeyi. Ama onun koltuğun tam olduğu yerde şey var ama işte. Olmaz boş ver. Koltuğu çıkarıyor. Şey var, koltuğu çok geride ondan. Bunları aşağıdan mı sıkacağız ya? Ne bileyim. Aşağıdan galiba. Öndekini bir tarafı sıktım. Kenardan sıkıyor dur. Sıktım. Başka bir şey? Vay be. Bir gel, baksana bana doğru böyle. Ya da arabayı şey alalım ya, diğer tarafı taşıyalım dur Winch'ten. Alsana sen arabayı B'ye. Tamam. Daha aydınlık olsun. Evet gel. Gel. Fotoğraf moduna çalışmış adamlar ya. Aa ben. Ben böyle miydim? Ben kendimi de çekebilirim ki öyle. Evet. O zaman senin yanına geleyim böyle. Tamam mı? Aa. Oğlum çok iyi lan. Dur şu yazı kaybolsun. Hem de direksiyon gerçekten kırmızı kalmış. Yani görüntü itibariyle güzel olmuş. O nedenle böyle araba iyi de diferansiyel değiştiği için Emre. Diferansiyel açma var mı burada? Yok öyle bir şey de neyse. Yani güzel araba oldu bak şu an. Bence ilk videodaki sahne var ya hani koymuştum burada yapmıştım. Arasında çok fark var. Ara boşta gitti. Ya var fark sanki ne bileyim. Görüntü düz değil mi böyle düzgün oynuyorum yoksa şeyden mi ona emin olamıyorum. Pek drag aracı olmadı ama olsun. Ya şey yapay zeka eklense buraya diğer yarışçılara şu an. Tabi multiplayer'deyiz o başka da. Şu an araba böyle oldu. Sadece diferansiyel değişti. Frenler de değişti. Boyandı. Tamponlar değişti. Roof falan alındı. Gayet iyi oldu yani Diesel Brothers'da. Multiplayer olduğu için oynuyoruz. Yoksa tek başına zaten sarmaz. Ama multiplayer olunca oynanıyor. Bir de keyif veriyor. Böyle hani açıyorsun, giriyorsun. İki kişi tamirhane gibi yerlerde bir şeyler yapmak multiplayerken hoş oluyor. Görüşmek üzere bir sonraki videoda. Hoşçakalın. Ama bu arabayı böyle günceldikçe zaman zaman bir şeyler çekeriz ya. Motor falan motor kaldırma şeyini alırsak o zaman motoru da değiştirmiş oluyoruz. Yeni parçalara takmış oluyoruz. Bir de para lazım bunun için tabi. Sandbox modu gelirse ben tek başıma da yaparım onu ya. Bir tane. Yazılar mazılar da yazılacak mesela. Onları yapmadık şu an. Yani gayet iyi. Aa arka taraf da varmış. Burayı görmedim.
Oyunda odaklanmamız gereken yer multiplayer ve bu gibi araçları yapıp yarışabilmek multiplayer bir şekilde. Herkesin kendi aracını yapması. Zaten yani sürekli gelen müşterilerin aynı boya çıkartma yap gibi şeylerle uğraşmak biraz anlamsız oluyor bazen. Yani onu oyunu tam iyi yapıyor da ben kar mekanikte şeyde bir sıkılmış mesela. Tam ya yani oyun da olsa simülatör de olsa aynı şeyler geldikçe sıkıyor seni. Zaten bir kere de öğreniyorsun bir şeyin nasıl olduğunu. Tekrar yapınca insan oynamak istemiyor o zaman. Aynı şeyleri tekrar yapınca. Neyse görüşmek üzere. Hoşça kalın.